Yola çıkacağım da ciddi anlamda bir yanık kokusu geliyor. Nereye geldik biz ya? 1000 kilometre gidersek 1000 kilometre de döneceğiz. Gözüm korkmaya başladı bak, ıssız yerlere geldik. Bir tırdan rica etsem arkaya mı atsak motoru? Bir şekilde bu motoru arabaya almamız lazım. Arabasınız. Ne arabaymış? Değil siz o... Ha? Ne oluyor lan? 155'i arasam bir şey yapabilir mi acaba? İstanbul yönündeyim. Mahsur kaldı. Merhaba, ben Müslüman Bağır. Bir bugün motosaykılımını Türkiye Cumhuriyeti'ni turluyorum lan! Aylar öncesi... Ayla, aynen kardeşim. Koreliyiz. Ne olacak? Şaka maka, videoyu anlatacağım ama geçen Messi senin taklidi yapmış. Benim taklidim yapmış. Evet. Kupayı aldı ya evine. Kanka Furkan'ın elleri yok ama. Bir gel ama şu kulaklarını hiç insanlar görmedi. Görmemek mümkün mü? Ne dedi? Sen dinledi. O dedi. Bir bak İmkan mesela. Yok. Aylar önce bir motosiklet almıştım kendime. Garajda sürekli yatıyor. Bir süredir de arabam olmadığı için bugün motosikletle gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye turuna çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Hava soğuk. Hava -23 diye duydum. Hipotermi riskini göze alarak motorla tek başıma Türkiye'yi... Samsun'a çıkacağım. Bekleyin efendiler, 10 dakikaya geliyorum, Cumhuriyeti koruyorum. Vay be. Motosikletimi görmeyenler varsa da görecekler. Ufak bir keselim burayı hocam. Söz söyleyeceğim gerçekten bilmiyorum. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Caner yok videolarda. Siz mi açıklasanız ya? Bize bırakma. Anlamadım abi. Bize bırakma. Ben açıklayayım. Bu sana düşer. Bedenimi korku sardı. Caner 11 Aralık sabahı bir maganda kurşunuyla kaybettik arkadaşlar. Hakkı rahmeti, canı cennet. Birileri demiş ki... Efsane öldü. Ama bilmiyorlar ki Mertcan. Efsane geri döndü. Oh, emdi ya. Oğlum onu ölecek, ben evli adamım. Sakin yüzü yapma bir tane. Caner dedi ki Mertcan uzun zamanlarda videoda yokum, böyle bir giriş yapmak istiyorum. Biz de ona el verdik. Ekip Caner'in arabasıyla beraber beni takipte olacak. Bak GoPro'yu kes. Bunu buraya bantladık. Motorcular böyle mi yapıyor bilmiyorum. İlk motovlogumuz hanemize hayırlı olacak inşallah. Eğer motovlog bir seri haline gelsin ve devam etsin istiyorsanız like'ı zıbanın, abanın, amının... Bu şekilde yola çıkacağım, ekip de dediğim gibi arabadan çekecek beni. Başıma yolda neler gelir? Ölürsek de kime kalmış? Undertaker geldi ama. Ufak bir problemimiz var, ben 5-6 ay önce aldım motoru ama hala sürmeyi bilmiyorum. Böyle böyle oluyorum giderken. Sadece bir motor olsun istemiştim. Hadi beyler çıkalım bak, hayati bir şey yapıyoruz şu an, evde bunu denemeyin arkadaşlar. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Unutmayın 4 beden teke... Unutmayın 4 teker bedeni 2 teker de ananı taşır. Şaka yapıyorum motovloggerlar, lütfen beni darp etmeyin, kaskla kafa atmayın bana. Kayıtta mı? Yedim öyle sen ya. Öylesine kayıt çeyi açtım. Öylesine açtım, herhangi bir şey olursa direkt çeviriyorum. Ne olabilir şu an? Hırsız abi kapıya dayanıyor. Şimdi giyerken ayağım burkulup düşebilirsin mesela, gülerim a**a geçer. Bu video milyon mu izlenecek diyorsun? İzlenebilir. Ananı küçükken hiç dalgayı kıstırdın mı fermuar? Beni terziye götürüyorlardı, terzi açıyordu. Anahtarı aldın mı lan? Dur, dur. Vallahi da geçmiyorum ya. Almadın mı anahtarı? O öyle bir şey değil, dur tut. Kardeşim sen anahtarı niye almıyorsun? Geri zekalı. Hipoterm olmazsa giydim. Sabır Muhammed Ülen'in Rex. Efendim Medo. Hazır mısın? Motorumuz Cuba 50cc in the world. Tek bildiğim özelliği 30'la 40'la gidiyor ve bununla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yattım yalnızlığı. Zaten olay da bu motorla Türkiye'yi gezebilmek. Şehirler arası yok, kesinlikle gideceğim. Buradan çıkıp da İstanbul içinde bir yerde durmayacağım. Altında zaten 1000 ağırlık, 2000 ağırlık, 5000 ağırlık motor olduktan sonra her yere gidersin. Asıl mesele... Mesele o değil. Neymiş mesele? Mesele. Hemen çıkıyoruz yolumuza. Yine anahtar esprisi yapma, yeter artık. Az önce ben cidden oldum. Çantam nerede? Müşteride. Anahtar nerede? Çantanın içinde. İnan hiç çıkamam, anahtarı vereyim git al gel. Aman da bacım. Asansör düştü. Nasıl ya? İki kişi öldü yanımda, çok kötü. Ananı... Akü mü bitti gerçekten ya? Baba niye çalışmıyor ya? Oo, daha yola çıkamıyoruz ki, biz yol gideceğiz. Yolda kalma garantili mi oldu? Azrail'le raks ediyorum. Eyvah! Tüm güvenlik önlemlerimi aldım. Kaskım var, montum var. 6-7 bin lira düşsem korkuyor herhalde. Şunu da görmüş olacağız, motor ne kadar benzin yakacak. Depo doldurmamız gerekecek mi? Şu an bir diş inik bir... Kanka ne oldu, motora bir vurdum. Bilgisayar mı bu a**a koyayım?
Atla. Ben kamerayı kapatayım mı? Böyle düşerim. Atla kardeşim. Nereye düşüyorsun sanki? Kaçta gidiyoruz da düşüyorsun ya? Kanka yiyorum ya altındaki. Sen gerizekalısın. Sırf rol için. Çocuğun götüm acıyor şu an. İleri sürsene. Ayağın ezilmiş lan. Öbür ayağını ezeceğim. Belime tutun, belime tutun lan, gay olduğunu göstermez ha. Indiana Jones geliyor. Kanka göremiyorum, kask geldi göremiyorum. Ama bunu satarken adam bana ne dedi biliyor musun? Polislik kask. Korumuyor ama polis diyor ki ya kask var, tamam ceza yazmıyor. Kanka çıkış nerede? Bana onu söyle. Ananı bak. Bilmiyorum kardeşim, motor sürmeyi mi biliyorum? Düşer. Yemin ederim önümü görmüyorum. Beni çekme geri. Kapı kapalı, bende anahtar yok otobarka. Açın! Güvenlik yok mu? Yok. Yapma, millet uyuyor. Otoparkta mı yatıyor bu adamı? Ben GoPro'da önümü göremiyorum. İndir kaskını, şeysini göreceksin. Burnuma değiyor GoPro. Açılmıyor. Burnum kaldı. Allah'ım ben niye Lazio'ya kaldım? Hikmetinden sual olmaz. Kim alıyor beni ya? Motordayım kızım, agama. İstemiyorum dedi. Alo. Kim arıyor sana? İndiyazo. Ha. Açıl susam, açıl s**kı bana. Kafayı bulacak. Hadi başlayalım o zaman. Sıcak çikolata içiyor adamlar. Bu da kayak merkezinde sanki ya. Bu da şimdi sade olmaz ki. Bir kuble kitap olsaydı, bir sağanak. Sen... 5 kişi gideceğiz, 4 kişi döneceğiz Allah'ın izniyle. Furkan düşecek akabada. Onu da anlatan da olayını. Anlamayanlar olur. Bir gün oturuyoruz, Furkan tweet atmış yolda gelirken Caner'le. Bilmem ne bilmem ne, gülmekten akabadan düştü. Eyvallah. Öpüyorum. Ben şu an kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musun? Survivor'a katılmak için Hakkari'den bine biri gelmiş. İstanbul'a yürümüştü. Koşu agar. Aynısı. Bunun koşmaktan hiçbir farkı yok. Hadi çıkalım yola, binin arabaya. Ben de GoPro'ya başlıyorum, abi, çıkıyoruz. Abi biz neye gidiyoruz? Nereye niye gidiyor? Motorla. Sen arabayla geleceksin. Ben motora binmeyeceğim. Beşimiz motora bineceğiz. Tamam da işte bunu arabayla gel. Umarım düşme. Rabbim korusun. Rabbime bir ya dedim. 13'ü gördük. Yüce Yakadan'dan daha ne talep edebilirdim? Dayı kes. Dayım karizma ya. Karizmanın öz evladı. Dayım benim ya. Devam devam, seri yetiş de laf yapmasın. Nerede bunlar? Ananızı bacını. Siz şu an görüyor musunuz arkadaşlar? Bir yorumlar yazsın. Ne yapıyorsun be? Çok eğlenceli, böyle kendi kendime konuşuyor. Aynalarımızı da kontrol edelim. Düşmeyeyim lan. Ahan. E5 indi bro. Kenan Sofoğlu geldi. Oğlum 50'yi görüyoruz. Türkiye rekoru geldi. Kenan Sofoğlu köprüde bu hıza ulaşamadı diyenler artı bir. Magandalık yaptı Allah. Arkadaşlar maganda pişler geldi. Yeter be çıktı. O aynanı aldım. Alamadım. Şu an üstüme sürebilir, kaçmam lazım. Ne güzel havalı havalı alacaktım. Sıkıştırma. Ne yapıyorsun be? Aha. Kalislerden geçerken uçuyorum lan. Daha şimdiden üşüdüm. Ne yapıyorsunuz siz be? Vurdum o motoru. Arabayı vurup be kanka bak. Yakala. İşte bunu yapar geçe. Ben Türkiye. Ben Türk milliyetçisi. Düşüyordum çukurda. İdris Baba geliyor. Hala peşimde tacizci köpek. Yola çıktık arkadaşlar, bakalım nereye kadar gideceğiz. Daha şimdiden ellerim donmaya başladı. Kaskta rüzgar geçiriyor saçma bir şekilde. Alnıma hava geliyor, üşüyorum. Her an düşecek gibiyim ya. Şu anki halimi tam olarak kaya girin. Yaranım yok. Şarkısı anladım. Şu ana kadar hiç arabalarla bir sorun yaşamadım. Hepsi beni adam yerine koyuyor. Sevip sayıyorlar. Çok mutluyum. Derken araba vursun. Çok çukur var. 60'ı mı gördük biz? Allah'ım sen yardım et. Kardeş sıkıştırma. İlla motorcu gibi ağalardan mı geçeyim? Bu işi o aradan geçersem Türkiye beni ayakta alkışlar. Biz niye sahile indik kardeş? Ben anlamadım. Buralar gene iyi. Şimdi E5 otobana çıkarsak ne yapacağız? Korku bedenimi sarıyor. Canerler yok, kayıp. Dur, yan yoldan mı gitti, ana yoldan mı? Hiç bilmiyorum. Bak böyle yavaş yavaş duracaksın. Bir anda koysaydın freni önde. Çok da biliyormuş gibi konuşmalarım yok mu? Türkiye'de tek ses. Acun kayıtta mıyız? Canerler nerede ya? Şurada bir motor gördüm, bence soldan gitti. Nasıl kaybedebilir ki beni ya? Ne yapıyorsun dayım? Kurban olayım. Bence gençlik. Telefonlarınıza bakalım. Harbi yanık kokuyor. Çok havalısın. Solladın ya. Domalttın beni. Arasam duymaz değil mi? Aynen. Bu kim la? Hulusi Akar mı gelmiş? Oğlum öldü mü la? Telefon da açmıyor. Kırmızı ışık oldu. Baba aralardan uzayacak. Çok iyi bir şey. Trafik var ama gidiyorum ya. Başka motorcuyu mu çekmeye başladılar acaba ben sanırım? Ha o kanka yavaşladı bak. Bir de motorun üstündeyken beni aramışlar. Şaka gibi. İki elle zor sürüyorum. Tek elle mi sürüyeceğim? Öldün mü la? Neredesiniz oğlum? Niye sıyrılıp gidiyorsun? Biz trafiğe takıldık. Nereden sıyrılabilirim kanka? 30'la gidiyorum. Siz beni gittim sanıyorsunuz yani. Bekliyor muydun bizi? Beklemiyorum ama gene de Kartal'dayım. Dümdüz gel kanka Pendik yoluna doğru. Tamam hadi. Sıyrılıp gittin diyor. Yola çıkacağım da ciddi anlamda bir yanık kokusu geliyor. Nereden geliyor anlamadım. Sıçtım mı ne oldu onun? Patlatıyorlardı. E5'teyiz diyor. 100 metrelik bir yer ya sanki. Hangi E5? Ankara'da mısın, burada mısın? Amına koyayım. Ben gidiyorum şehirle gagası. Haberiniz olsun. Bu arada size de uğramamı istiyorsanız beni nereden izlediğinizi aşağıya yazın. Bakarsınız oradan geçerim. Siz beni görüyor musunuz? Çok heyecanlıyım, ilk motovlogum.
Ya her kasiste bir organım bırakıyor. Benzinim iki diş indi şimdiden. E5'e bağlandı. Yoruyorsunuz Ankara'ya doğru yoldayım. Dayım orada durma dayım. Kolay gelsin abi, sorun yok değil mi? Hayır. Sorun yok. Niye orada duruyorsun demeye çalışıyorum. He tamam çekiyor bana. Bu mu yani motorcu kardeşliği? Bir hız testi yapacağım şimdi. Bakalım kaçı göreceğiz. 64. 65. Gidiyor ha. 67 son şu anda. Maşallah diyelim. Oo kaza olmuş lan. Demek ki motorla gezerken kamera açarsanız muhakkak bir şey oluyor. Bu motoru bak 472 km kullanmışım, bir kere kaza görmemiştim. Kamerayı açtığım an kaza olmuş. Umarım büyük bir şey yoktur. Gidip bakamadım arkadaşlar, karşı yarıttaydı. Şu aynamda kırık olduğu için arkamı tam göremiyorum. Dönüp bakmam gerekiyor. Dayım bir dur. Çok gerilmeye başladım, arabalar kalabalıklaştı ve beni görmezden geliyorlar. Bazen selam diyemiyorlar. Nerede bunlar ya? Zehir zıkkım ettiler gene. Konum atmış. Bir elimde konumla gezeyim değil mi? Onlar beni bulur diye ümit ediyorum. Ümidi derken ümit... Bayağı bir yol kat ettik. Motoru çok yormamam lazım. Ananı bacınız. Abi o nasıl bir şey ya? Isınmaya başladı. Bir koku da geliyor. O yüzden düşük devirde kullanacağım. Size ne ki bundan anlatıyorum. Bayağı bir trafik var lan. Ama... Bana ne aldı? Fıkra mı anlatsam size, ne yapsam? Umarım ceza yemem. Buradan gitmek yasal bir şey mi arkadaşlar? Polisler varsa yazsın yoruma. Bayağı üşümeye başladım. Bir de bunun dönüşü var. Tuzla'ya geldik. Geldi beyler, geldi. Basmasın peşte. Ne olur bu son videom olmasın ya. Şunun üstüne çıkayım ha. Türk diyenin anasını. Düşersem direkt tırın altı. Tövbe tövbe, bak kötü bir şeyler. Oradan geçeceğim tırın, izle. Ananı. Minibüs olmasa geçerdi. Abi çok iyi, her yere giriyorum ya. Neredesiniz oğlum? Ön kaldırıyorum 2 saattir. Görmediniz hiç. Çekemedin kamerada. Hayır ya, bu tırtıklarda hep düş... Aha düşmedim bu sefer. Oğlum. Çok kayıyor ya. Oo elimi yüzümü mü yıkasam da kendime gelirim. İtfaiye mi bu, ne ya? Korkutsana, korna morna bas. Bırakma ama. Döküz git bas. Kim korna çalıyor ya? Hangi yagram? Ayaklarımın altı titriyor. Yürüsem Bursa'daydım şimdi. Abim sıkıştırma beni. Yok abi, düşmana ihtiyacım yok ki. Bunlar şov istiyor belli. Şovu kes şimdi. Gebze'ye geldik, şaka mı bu? Bu iş ciddi bir hal almaya başladı. Caner'le mi çarpacak otobüs? Lan abi ne yapar ya? Ellerim morardı gördüğünüz gibi. Dehşet bir soğuk var. Mont şu an işe yaramıyor. Onu geçtim, kask da işe yaramıyor. Delik deşik her yerden hava geçiriyor. Çatışmaya mı girdi önceki sahibi, ne yaptı abi? Çok çukur, çok çukur. Gözüm korkmaya başladı bak, ıssız yerlere geldik. Her yer fabrika, ağaçlık falan. Benim elleri kesmesinler, ciddi diyorum, bu dondum ben. Mosmor oldu ellerim Caner'in deliği. Az ısınayım ya. Klima açmış bir de ibne. Çabuk kapat Caner. Yapma, kasklar zaten çıkın. Yoğun dakika daha böyle gidersem yoğun bakıma girer. Mal mısın oğlum? Baksana tokadı hissediyorum. Düşsem kim koruyacak? Kimi kimden koruyor bu kas? Burnum da akmaya başladı. Gittiği yere kadar gidelim. Ben geçiyorum, beni koruyun bak, benzinim de bitiyor. Ne oldu, buraya dönmeyin. Abi çok korkuyorum ya. Bayağı ıssız hissediyorum şu an kendimi. Issız adamım aynen. Bak mesela 30 ile git tabelası var. Bu benim için bir şans. Zaten 32 ile bile gidemem. Oy. Buralarda dikkat edelim arkadaşlar. Siz de edin, haberiniz olsun. O ne oluyor? Bu ne oğlum, yolun ortasında? Aklımı yitireceğim. Yerler şu an mıcırlı. Mıcır. Canerlerin tam arkasında filmli Passat var, vurmasınlar. Ahan yol kesimi. Çok korkunç bir durum şu an. Kendimi küçücük hissediyorum. Aha. Az Yıldırım'ın şoförü inmesin içinden. Hayır birader, hayırdır? Lan şu yol çok güzelmiş, keşke oraya gireyim. Ben kimim de orta şeritten gidiyorum. Kimse de uyarmadı. Normalde arabalara kapalı bu yol. Erçan girme! Çevirme noktasıymış. İlleti mi çevirsen burada durup? Ananı bilmeden gaza bastı. Koş. Ne oldu lan? Sen niye düştün motordan? Motordan düştüm. Atladın gibi yani. Atladım. Abi niye atladın? Nasıl durulur ki başka motor, ben bilmiyorum. Bir durun kardeşim, uygulama var. Dur bakayım. Onun üstünde kesici deliceye zevk verici bir şey. Var. Duş ne işe yarıyor lan Meto? Basma! Allah aşkına bir araba çevirsene, duracak. Durmak zorunda oğlum, Yunus polisim, görmüyor musun? Yunus. İnanmıyor mu Yunus polis olduğuma? İzle. Arabadan indim. Sigara içiyorum diye mi acaba? Ehliyetim var mı, ruhsatım var mı? Onu geçtim, kimliğim var mı? Sizin rütbeniz nedir? Az teğmenim. Benden az bulunur kardeş. Şimdi sana bir teklifim var. Plado. Oplama. Yemin ederim bu sefer polis. Vallahi gerçek polis. Meto! Ölme ha! Eğer bir gün motorda ölürsen ağlamayın, çünkü ben gülüyorum. Başımıza iş açacağız abi, ciddi diyorum. Korku bedeni sar. İlk motovlogum olduğu için, bir de motor sürmeyi bilmediğim için çok odaklanıyorum. Bundan dolayı da fazla konuşamıyorum. Bu az konuşmuş halim. Eğer bu seri olursa ikinci turda kendimi daha iyi şekilde çekebileceğimi düşünüyorum. Lan adama bakın. Ne? Niye ne diyor?
Oyuncusun ya. Oyuncuyum ama. Hava da kararmaya başladı. Biz kaç saattir yoldayız. Soğuktan dişlerim kasılıyor. Ananı bacını ayağımı vurdum. Bunlar ne ya? Ayağım bariyere sıkıştı. Anlatsam kimse inanmaz. Ama her motovloggerın başına gelmişti bu arkadaşlar. Dayı ne yaptın? Sarstın bizi. Ettin. Canerler gene kayıp. Abi çok daraldı. Deliyim. Baksan tır 0'a 0 geçiyor. Bu arada dost bariyer istiyoruz. Haberiniz olsun. Bu bariyerler arkadaşlar motorcular için çok tehlikeli. Bunların dost olanı var. Onu yapın bir ara. Sayın Erdoğan sağ olun. Eksik olma. İleride çevirme mi var? Kanat mı? Sinyal verdi. Geç dayım. Bak bir de diyorlar ki sinyal vermiyor. Koskoca tır beni adam yerine koydu. Burada ayrıldı yolumuz. Ah be dayım. İyi bir adamdın aslında. Dur ben ona bir şey yapayım. Korna bastırayım. Bak selamımızı aldık. O ne lan? Uzay aracı geçti. Millette nasıl motor var? Bir de bizimki de var. Siktir boktan motor. Nereye geldik biz ya? Bu niye selam vermiyor? Bazen selam değil mi? Of. Dondum anam. Yeni bir şehre geldik. Sıradaki istikamet Dilovası. Motora bir şeyler olmaya başladı. Beyler çok zorladık. Bir diş benzinim kaldı. Korku bedeni yine sardı. Ben de yürüyorum ama. Bir benzinliğe girmem lazım. Ananız girmediler ya. Müzik dinliyorlar. Dursana yavaş. Ne bana kodumu motorcusu? Bana lan. Naif motorcu. Ben kibar adamım oğlum. Ölme sen. Beynim dondu. Zaten yok bir şey olmaz. Bir tane benzinlik yapın şuraya acil. Cumhurbaşkanı. Onun tır da katıldı. Akım başlattık. Dur. Dur diyorlar. Ne oldu? Furkan'ın telefonunu sana verelim kulaklığıyla. İletişim kuralım. Yol bitecek gibi durmuyor. Gitmesine gidiyorsun da dönmeyi nasıl yapacaksın? İşte ben de onu düşünüyorum. Allah göründüğü gibi değil. Siz burada arabada rahatsınız. Allah bela. Öyle mi takılıyor? Ne koyayım? Aşılı köpeğe döndürdüler. Hava çok karardı. İnşallah bir iş gelmez başıma. Yer açsana. Harbiden çok soğuk ya. Harbi akşama yazında nasıl döneceksin? Enes Batur'a yazmış. Yaz vurur yine. Ben inmesem mi ya? Motora başkası devam et. Soğuk ben kötü. Ben devam edeyim mi? Yapma inme. Ama sürme kardeşim. Bak dur. Lan gerizekalı. Canlar yakamaz o. Beni az ısıtın ya. Isınmak için yaparsan sıkıntı yok da. Sen harbi be değilsin. Ne yapıyorsun? Haber et bari. Ha dönsene şöyle. Arabalar mı görsün? Ben mi göreyim? Devam edebilecek miyim bilmiyorum. Sadece takipçilerim için devam edeceğim. Ölmedim Merke. Niye kemeri yok? Bunlar ne yapıyor? Beyler arabada. Mertcan geride kaldı. Ne yapayım dönüp alayım amını. Beyler yolu göremiyorum. Çok karanlık. Farlarını açmayı dene. Yok ki far. Lan bir şey durdu. Bir şey kamera durdu. Sanırım GoPro'muzun şarjı bitti. Bakayım dön bana. Bana dön. Orada mıyım ben ama? Yol üstü bir yerde duralım. Dolduralım şarjını. Köye yazır mısınız? Evet. Evet. Ya ne yapayım birader? Beyler burayı bilmiyor musunuz? Tamam var kamyoncular derneği. Biraz gaz vereyim mi? Ver. Yapma. Allah'ın çocuğu yani. Furkan kadınlar tuvaletine girdi. Oraya girmek için bahane bulma yürü. Geleyim oğlum ben. Geyliğini şakaya vurma. Üstten çekmen oğlum ya. Lisede fobimdi o benim. Motor nerede? Müşteride. Getirin motoru. Kucağını alıp götürülebilecek bir şey. Depomuz fulldü bakalım kaç liraya. Serdar Başkan'a döndük. Dilovası'na kadar ne kadar yaptık bunu göreceğiz. Motorun güvenliğine bak. Oradan buraya sürüklemiş 10 saniye. Hırsızlara davetiye çıkaran motor. Ne yemek yiyorsunuz ben size yemek söyleyeyim. Bekle dön. Annene yiyorum. Bas bas. Gengoylu Fugak gibi. Soğuk yiyelim zaten acıyor. Full abi. Benzin kaç para oldu abi? 18. Seninkini geçmiş mi? Kaliteli mi? 95 oktavsız. Eyvallah abi sağ olasın. Hayırlı akşamlar dilerim. Padil Ovası'na 50 liraya gelmişiz. Hatta biraz daha giderdik bir 10 kilometre falan da. 60 lira İstanbul'dan Kocaeli'ne gidiyorsun. Gidilmemesi lazım ama. Bir 60 daha ver otobüste sıcacık git ama. İşte. Evet çok doğru değindin o. Kullendi depomu. Şu 50'lik motorla şehirler arası bir yerde duracağım aklıma gelmez. Çılgınız biz adamı. Gir kanka şuraya artık nereye ya. Gireyim dünya malı oğlum. Dünyada kalır. Kefenin cebi yok. O zaman aç evin yatak odasını. Girelim hepimiz s**elim seni. Az ısınayım. Hem şarj olsun. Ben bir mercimek alayım. Mercimek. Ananı. Pilav üstü kuru. İskender var mı sorsana. Kardeşim neyin İskender adam mercimeğimiz var zorbet öpüyor. Eyvallah abi. Caner kankam yeme. Biz burada tatlı yiyecek adamlar değiliz. Doldurdu hiç kimsenin ödemiyor. Sen şuna bir şey söyleyemezsin bu arada. Kanka ben şunu yiyeceğim. Adam burada şark sofrası. Ne aldın Caner bak. Tavuk aldım. Tavuk aldım. Pilav aldım. Eyvallah kardeşim. Hayır verme. Al istiyorsan veririm. Çok iyiymiş lan tatlı.
Bu arada beyler, Dilovası'ndayız. Gebze'nin ilerisindeyiz. Geldiğimiz yer Şuga Sağdam. Buradan Buga'ya gelmişim motorla. Peki ne kadarımız kaldı? Kars'a gideceksek. Ne Kars'ı ya? Türkiye turu ya. Ama bunu seri olarak şehir şehir yapalım. Mesela şimdi Kocaeli'ne gidelim. Bir daha olursa... Olmasın kanka, vallahi ölüyorduk. Bir daha olursa şeye gidelim. Ne oluyor ama? Kanka. Nereye kadar gidebileceğiz, ben onu düşünüyorum. Kocaeli'ne giderse öpüp alnımıza koyalım. Ellerim aşırı sızlıyor şu an. Ya mısınırsın burada. Ne yapıyoruz, niye buradayız? Abi Kemal Paşa'yı bir tane yiyeyim. Abi Kemal Paşa yiyeyim mi, nasıl bir laf anlanız? Hayır yani tablonun adı Kemal Paşa işte. Evet, şimdi git ortama 5 liraymış sen. 5 lira mı? Şaka mı yapıyorsun lan? Bu adamın ayağının altı öpülü. Cips alamıyor mu 5 lira? Benim hep merak ettiğim şey var. Biz nasıl dayak yemiyoruz? Otel de var burada. Ha. Adam her şeyi açmış. Tane... Siz ne yediniz? Hindistan sokak lezzeti. Ben titremeye başladım. Adam dönemem. Hızıklama işte. Hızıklama ne demek kanka? 35 kilometre yol gelmiş. Ölüyorum diyorum. Ne zaman öleceksin diye soruyorlar. Eskiden böyle değil. Bize ne oldu? Bir de şöyle bir şey var. Motor hani 50 cc. Cc derken trans CD cc. Siz tanıyorsunuz şey. Galiba. Evet tanıyoruz. Evet. Tanıyoruz bile. Ben değilim evet. Hocam. O prenses helali tabii. Anasın. Tamam beyler. Beyler yapmayın. Kafadan 35 kilometre dönüşümüz, şu an uzaklaştığımız her 1 kilometre ekleniyor. Yani biz 1000 kilometre gidersek 1000 kilometre de döneceğiz. O yüzden de diyorum ki şimdiden yol yapınken vazgeç bu sevdadan. Motor gitmiyor, hava eksi bilmem kaç. Zaten teknik imkansızlıklar var. Ellerinde eldiven yok, bir şey yok. Titre titre arabaya geliyorsun. Teknik imkansızlık. Geldiğimiz gibi döneceğiz. Ula Hamza ne yapıyorsun orada sen bakayım? Niye yatıyorsun burada? Sizi bekliyorum. Ohan kal! Şehirle gagası demedik mi biz? Evet. Ne yazıyor? Kocaeli İstanbul'da değil beyler, ben bunu biliyorum, bunu söyleyeyim. İlk şehrimizi tanıdık motorla. Bu serimizin ilk bölümünde Kocaeli'ne geldik. Bir şehri keşfettik. Doğru mu? Bir şehrin kilidi açıldı. Sen buraya şehir kilidi açılmış gibi korku yap Fatih. Bu bankı görmesek daha gidecektik. Dönüş yoluna geçiyoruz arkadaşlar, bakalım bizi neler bekliyor. Akşam oldu, hava daha da soğudu, rüzgar daha da arttı. Hayır, ama öyle. Türkiye Cumhuriyeti... Aynen, haklısın. Evet. Dostum bu arabayı senden satın alıyorum. 10.000 dolar. Korkar. Sen kulaklardan kaskı takabiliyor musun? Döne, ben yolu bilmiyorum, seni takip edeceğim. Başıma ne iş açtım ben, şimdi nasıl döneceğim 35 kilometre? Umarım bu benim selam değildi. Abi hızlı bir motor olsaydı 15-20 dakika üşürdüm biterdi. Şimdi 1,5-2 saat gideceğim. Hadi devam. Önden sen git. Bilmiyorum ki yolu. Gidişen ben. Her gün Dilovası'na geliyorum sanki. Abi dikkatli gel. Kaskım çizik, yolu göremiyorum. Oğlum bu nasıl yol lan? Lupo köyüne mi gidiyoruz? La yolu kaçırdık. Mal mısınız oğlum, ne oldu? Yanlış yola girdiniz, geri gel. Ellerinde navigasyon var, yolu bulamıyorlar. Navigasyon yok ki. Bir köpek möpek görürsem motoru atar kaçarım ben. Böyle yavaş hareket etmeyin, GoPro'nun şarjı bitiyor. Ben nasıl aramına koyayım lan? Ehliyetini s**tiyim. Taş ocaklarına geldik, nasıl yani? Beyler bu gaz kayga. Ananın a**. Beyinsiz o ya. Ne oluyor lan? Muallim köy neresi? Çok korkunç bir isim değil mi arkadaşlar? Ben Muallim köye giriyorum. Allah'a emanet. Beyler neredesiniz oğlum, salak mısınız ya? Lan niye basıp gittiniz? Yolun sonu yok, taş ocağına doğru gidiyoruz. Bir şekilde bu motoru arabaya almamız lazım. Bir deneyelim ya, dursana. Bagaja koy direkt bagaja. Ne bu, piknik tüpü mü? Yattı mı o koltuk, tamam. Yapıştır la yapıştır. Beyler kucaklayacağız, yatıracağız. Kerim motorun da senin mi? Hayır kanka. Ver o motorunu. Kardeşim ne yapabilirim o tog ya? Gel dayı. Hayır hayır. Kaldırın beyler, kaldırın hadi. Kaldırsana kardeşim. Arabaya ya. Arabasını ne arabaymış koyayım ya. Bir arabayı böyle şey yapsam, kendime spare alsam. Aha. La bugün buguna girecek. Arkamdaki de mi motor? Motora bakalım. Oğlum biz nereye gidiyoruz ya? Bu yol o yol değil, bu Çavi ya. Hani bu yol ya. Iniesta çağırıyor. Caner kahpelik yaptı. Motor sanki arabasına ne yapabilir? Ben arabasını yakalım demedim. Sadece motoru içine koyacaktık ama gibi bir tepki verdi. Ben de o yüzden atladım motoruma, gidiyorum. Allah var, gam yok. Ana yola çıksak biraz rahatlayacağım. Burada köpek korkum var. Aha, Gebze İstanbul diyor. OSB. OBS mi lan bu? Yayın mı açıyor? Aaa. Ebo. Yon. Yayın mı açacaksın lan? Durduk yere amına. Ana yollardan nerelere geldik? Başım çok fena ağrımaya başladı. Komik olduk düşünüyorlar ama bence komik değiller arkadaşlar. Sizce komikler mi, yorumlara yazın. Bayılacağım koyayım ya. İlk kez bir kartal tarafından sollandım. Tam şey gibi oldu. Audi çok solladı. Tamam o geçsin. İyi ki bir kilometre bile ileri gitmemişiz. Ellerimi hareket ettirmekte güçleniyorum. Cümle kurmakta güçlük çekiyorum. Bayağı kötüyüm şu an. Ananı bacını tır geldi. Uf, aynada görünce nasıl korktum. Gene durmam gerekiyor. Güzeller organize sanat. Nasıl yani, organize rapçi olan burada mı oturuyor? Uzaklaştım merkezden. Uf,
Abi yok. %100 hastanelik olacağım. Sağlıklı düşünemiyorum, konuşamıyorum. Yemin ederim aşırı zor. En basit görünen ama en zor çıkan challenge bu olabilir. Benim yaptığım en azından. Kırmızı mı yandı? Ne oluyor ananız? Bu kadar üşümedim hiç ya. Ellerim hiçbir isim yok. Gebze'ye gelmişiz ama. Motor sürmeyi bilsem biraz böyle hani rahat gideceğim ama o da yok ki. Ekip gitti. Tek başıma kaldım şu an. Böyle bir yolda. Tabelalar İstanbul'u gösteriyor ama bence İstanbul'a gitmiyorum. Benim düşüncem. Bura ne kardeşim? Münferit falan yazıyor. İstanbul'du işte tamam. Bir tırdan rica etsem arkaya mı atsak motor? Motorcuların agresifliğini biraz anladım. Yani şu an en ufak bir şeyde birini... Bu kış gününde sınırlarımı fazlasıyla zorladığımı düşünüyorum. 50 cc'lik bir motosikletle git gel 70 kilometre yol yaptım. Belki sıcak zamanda yapılır ama şu anki soğuk yüzünden en zor videom oldu bu. Bir an önce bitsin istiyorum. Motor da iyi göt. Nasıl yani? Bir saniye. Benim otobana girmem yasak ki. Oğlum EGS ne alaka? Ben otobana giremem. Hamza bir de paralı yola soktun bizi. Of. Ceza yiyeceğim. Cezayı geç, otobanda nasıl gideceğim ya bu motorla? Ananı bacını. Otoban polisi. Normalde bu motosiklet otobana giremiyor. Yasak 50 cc olduğu için. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Hem ceza yedik büyük ihtimal hem de korkuyorum. Bir sürü tır geçiyor. Araba kalabalığı. Otoban yani a**a koyayım. Ekip de siktir de gitti. Elim tutmuyor ki telefonu. Vallahi yazamıyorum. Ambulansı mı arasam? Efendim Meto? Çok ciddi söylüyorum. Gagam s**im dediyseniz kanka. Videoda da değilim. Otobana girdim. %55'i arasam bir şey yapabilir mi acaba ya? Alo merhabalar. Yanlışlıkla 50 cc'lik motorla otobana girdim. E80 İstanbul yönündeyim. Mahsur kaldım. Geri çıkacağım. Devam edebilir miyim burada? Navigasyon öyle götürdü. Buraya soktu beni. Demirhan telçit sistemi falan var. Cezası var bakayım. Sürmek zorundayım. Kaldı çocuk orada, biz de duramıyoruz. Kanka yana çeksene, ne diyebilecekler? Diyelim ki ben şey kustum değil. Şu an kanka, durmayacağız mı otobanda? Hoş bir şey değildi işte. Gerçekten kusuz ama. Kanka çocuk şey orada kaldı şu an. Arasanıza biriniz Meto'yu. Arıyorum şu anda da ulaşalım. GoPro'mun şarjı bitti. Ekip gitti, şimdi benim ekibin yerine aradığım ekip geliyor. Polis ekibi geliyor. 155'i aradım mecburen. Cezasını da geçtim bu motorlu şu hızdaki arabalarla. Yan yana dahi gidemem. Trafiği riske atmaman için. Bir de sana bir şey olmasın diye ekip yolluyoruz dediler. Bekleme değil. Bir polis ekibi gelmemişti videoya, o da geliyor. Birazdan gelecekler, çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Umarım motoru bağlama. Ben eskiden bağlama olayını şey sanıyordum. Motor gözünün önünde böyle bağlıyorlar. Ben çözmeye çalışıyorsun sanıyordum. Polis ekip yönlendiriyoruz deyince ben ekip gelecek sandım. Ne bileyim bir trafik çekici falan. Ekip aradı, devam et dedi. Yürü dedi sadece. Otobandan güç bela çıktım E5. E5'te bir bayan dedi bana da. Ankara'ya doğru gidiyormuşum. Şimdi yine dönmem gerekiyor. Yine 30 dakikaya çık diyor. Anasını serdeyin. Anasını... Biraz böyle düze çıkarayım kendime, yine açarım. Hayallerimiz suya battı yani, anlayacağınız arkadaşlar. Bakalım gideceğiz. Ben size şu yerler arası yolculuk yapacağım dediysen... Yapardım. Ölmedim merkez. Niye kemiriyor? Burada üniversitenin işine kim okuyor buralarda, bana bir yazsın. Hepsi teknik üniversitesi. Teknik derken ne, çalım tekniği mi öğreniyor? Kafayı yedi. Daha İstanbul'un iyi sınırında. Eve kadar bayağı yolum var, sesim de kısıldı. Çok konuşamıyorum. Umarım eğlenebilmişsiniz de. Böyle bir video çekmek istedim. Haddim olmayarak motovlog benim neyim? Onu da rezil rüsva ettim. Çıkış yapmak için eve doğru gidiyor. Çıkış olamazsa bilin ki ben piç olmuşum demektir. Bizi hep sevdi. Son halim bu şekilde arkadaşlar, bak. Patlat Meto yazdım da Kürtçe, Arapça, BTS yazıyor. Dayı varmış ya, rezil ol. Dayım buradan şeye nasıl giderim? E5'e nasıl bağlanacağım? Tamamdır abi, eyvallah. Tıf deli sanmasın diye soru sordum. Yalandan bir soruydu. Utancımı gizledim. Bu aradan bu hale geldi. Önümü bile göremiyorum ama sonunda evin oraya geldim. Eve çıkacağım. Ekip nerede bilmiyorum. Birazdan onlarla da buluşacağız ama bugünün önemiyle ilgili çok güzel bir söz söyleyeyim. Beraber yersiniz, içersiniz. Günün sonunda yalnız kalırsınız. Öyle de bir söz çaktım. Nasıl, yapmış mıyım? Bir an önce gireyim eve. Hem ısınayım hem de götüm bile ağrıdı. Ellerim de tutmuyor. Ölmediğim için çok mutluyum. Hayatımın en zor videolarından biriydi. Ama sonunda bitti. Başardım. 50 cc'lik motorla şehirler arası yolculuk yaptım ve bir şehir gördüm. Motorumuzu çektik yine otoparkımıza. Bakalım kaç kilometre yapmışız tam olarak. Yola çıkarken 2 kilometreyi zaten videoda görmüşsünüzdür başımda. Şu an 541 kilometrede şuradan gördüm. Bembeyaz oldum, Col Pacino'daki adam gibi. Hayatımı riske attım. Kenan Sofuoğlu'nun bu kadar hayati riski yoktu. Otobanda mahsur kaldım. Arabaların tırlarının arasında kaldım. Ama geldik.
Ananı avradım. Bence komik değil kanka vallahi. Tam olarak ne yaşandı bize bir anlatır mısın? Olay normalde ananı yaşan derler. Hayır ama normalde ben demiyorum. Normalde o değil. Sen niye başörtü taktın? İki kere ölüm riski atlattım. Birini çekebildim. İkincisini çekemedim. Şarjım bitti. Tırı altına alıyordu beni. Nerede? Ya buna da normalde ananı normalde derler, ben demedim. Şey tutuldum sadece. Caner yani arabada öyle bir tepki vermesine bence gerek yoktu. Kanka bindirmeyelim ya demek farklı, şu farklı. Polisi de aradım, polise de rezil oldum. Bizi mi şikayet ettin polise? Ananın ama ben şunu öğrendim. Gerçek arkadaşlar böyle olmazmış. Siz arkadaş değilsiniz, bence çakalsınız ya. Bu benim kendi düşüncem. Aynen bak o da reç koy. Tam polisle geldin. Kesin polisle geldin. Kelepçeleyip getirdim. Polisle geldim. El ele geldim. Polis arabasına mı soktular motoru? Ciddi söylüyorum bu arada. Fiyat Ege'ye polis aracına soktular. Yemin etsene. Fiyat Ege polis aracı. Ve benim arkadaşım bunu yapmadı. Videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekibi de adam sandık, fıs çıktı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Gerekli kararlar alındık. Bak hala gülüyor mesela. Ama ben bu ikisini bağışlıyorum. İki kere ölüm riski geçirdim. Yapacak bir şey yok. Çocuklarına inat yaşayacağız bu hayatı. Onlar kendini bilir zaten. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye amigos. Bye bye, bye amigos. Çok merak ettim şu an. Cidden küçülüyor mu? Oğlum üstüne oturdum yolda. Bir açıdan. Yolda üstüne oturdun ne demek? Nasıl yani? Saçım niye azar bülbül gibi? Duygularım! Ananı bacın kimse çıkıyor. Beni otoban polisi aradı. Haber vereyim geldim diye. Telefonum nerede?